Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir WWE Rey Mysterio'nun hikayesinin son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümlerim çok tatlı, çok güzel bir 6-7-8 bölümlük hikaye oldu ve Rey Mysterio'nun hikayesinin son bölümüne geldik arkadaşlar. Herkes elveda Rey Mysterio. Rey Mysterio yorumlarınızı bol bol bekliyorum ve süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 21 like bekliyorum sizlerden. Boom dedik, oynaklarımız geldi ve bugün en güzel maçlardan biri olacak arkadaşlar. Aradan yıllar yıllar geçti. Belki de Rey Mysterio 45 yaşlarına falan geldi ve oğlu büyüdü ve ilk defa Rey Mysterio oğluyla Dominik'le bir maça çıkacak gençler. Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Seth Rollins ve Murphy'ye karşı. Bakalım, Rey Mysterio için çok duygusal bir maç olacak. İlk defa oğluyla ringde olacak. Haydin bakalım, başlıyoruz. Vamos dedik. WWE'deki düşmanlıklar, kemer maçları, bunlar çok güzel personel çalışmalar. Ben daha da aşırıya gitmem. Ama Seth Rollins'te olan düşmanlığımız artık bizi bayağı germiş ve zorlamıştı. Murphy ile birlikte bana saldırdılar. Bana yapmadıkları pislik kalmadı. Burnumu kırdı. Ailemin üzerine geldi. Oğlumu dövdü, oğlumu. Ulan sen adam mısın lan? Aylarca ringe çıkamadım. Ama intikam vaktimiz gelmişti. Oğlumla onlara saldırdık. Oğlumla onlara acı çektirecektik. Oğlumla onlardan intikam alacaktık. Yanlış aileye çattıklarını göreceklerdi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi, o zaman pandemi olduğu için seyirciler de yok. Ana. Görmüş olduğunuz gibi işte Dominik Rey Mysterio'nun oğlu. Ve artık oğlumla bir aradaydık. Oğlumla SummerSlam'de onlara dünyanın kaç bıçak olduğunu gösterecektik. Vay yavrum vay. Rey Mysterio'nun oğlu Domine'ye bakın. Pozisyon, zamanlama, her şey yıllar alıyor. Oğlumla takım olmak benim için ilk defa dünyanın en güzel hislerinden biriydi. Bu inanılmaz bir duygu, anlatamam. Birlikte çok güzel bir başlangıç yapmak istiyorduk. Rey Mysterio ailesini durduramaz. Hiç kimse, dedi gençler. Oy, tüylerim diken diken oldu be. Ama oğlunu dövdüğü yerde Seth Rollins çok üzüldüm. Lan babama kalkan elleri kırarım lan. Babama kalkan elleri kırarım oğlum, siz hayırdır lan. Lan babama kalkan elleri kırarım oğlum. Şimdi sen hayırdır lan. Babama ne hakla saldırırsın? Of. Olamaz. Aa! Böyle karşılarım adamı. Oğlum ben Dominik lan. Bu arada Seth Rollins'in ağzını burnunu kırdım orada. Al lan sana. Olamaz. Böyle karşılarım adamı. Güzel. Al lan şunu da. Kalk ayağa. Kalk Murphy. Kalk. Kalk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adamı tokat manyağı yaparım lan. Şimdi Murphy, git. Git abini çağır, hadi bakalım. Git abini çağır, gel. Lan sen beni babamın karşısında dövmüştün lan. Ulan sen beni babamın karşısında dövmüştün lan. Senden intikam alacağım oğlum. Seni mahvedeceğim. Babamın karşısında beni dövmek neymiş, sana göstereceğim lan. Al bakayım pislik herif. Şimdi hazır mıyız? Hop, al bakalım şunu kafana. Adamı mahvederim. Evet git. Git sen de şimdi Murphy çağır tekrar, hadi. Gel Murphy gel. Gel Murphy gel oğlum, Allah. Kaçırdım Murphy anam. Kafam kanıyor anne. Aa, kurtulamadım. Vurdum patladı. Şimdi böyle kurtulurum ama. Gel bakalım gel. Hop şunu ye oğlum. Şunu da ye. Murphy al gel baba. Gel baba. Buna dünya kaç bıçak gösterelim. Hop al bakayım şunu. Baba senindir. Al lan kafana. Ve gençler... Gençler Seth Rollins
Görmüş olduğunuz gibi başlıyoruz. Hazır mısınız? Hareketimizi çektikten sonra arkadaşını iplere gönderdik gençler. Ve Rey Mysterio dedi ki, Murphy sen çık, Seth Rollins sen gel. Bu meseleyi seninle bitireceğiz dedi. Ve Seth Rollins geldi. Hadi bakalım. Oğlum bunu sen istedin Seth. Seni mahvedeceğim lan. Seni mahvedeceğim oğlum. Kıracağım ayağını bacağını. Kalk ayağa, kalk 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 kalk. Kalk, böyle kolay kurtulamazsın. 1, 2, 3, 4. Aha. Lan niye hemen takladın ya? Sen kimsin oğlum taklıyorsun ya? Anacım. İptal iptal iptal, sizinle daha işim bitmedi. Sizinle daha işimiz bitmedi oğlum. Şunu da ye bakalım, şunu da ye, şunu da ye ve şunu da ye. Git şimdi. Git şimdi, arkadaşını çağır diyeceğim ama önce bir... Hadi git şimdi, arkadaşını çağır. Gel Seth. Gel Seth. Gel buraya Seth. Sen yanlış adama çattığının farkına vardın mı? Onu bir söyle bana. He? Yanlış aileye çattığının farkına vardın mı oğlum? Vardın mı lan? Dominik, gir oğlum. Ben yoruldum. Evet baba, şimdi bir intikamımızı alalım. Sen beni babamın önünde dövmüştün lan. Sen beni babamın önünde dövmüştün lan. Aa! Bir an uyumam. Saldırıya uğradık, olamaz. Böyle ama karşılarım adamı. Pinleyeyim mi lan seni? Vazgeçtim. Kah lan ayağa. Şimdi Seth'cim gel şöyle. Aa, karnım. Yine yakalandım bu pislik herife. Aa, saçımı çekme lan. Yavaş gel oğlum. Yavaş gel. Yavaş gel sen, hayırdır. Aa. Uf. İşte bu kadar. Tamamdır. Şimdi sen öldün lan. Şimdi sen öldün oğlum. Oğlumu kurtaracağım. Arkadaşlar öncelikle Seth Rollins bizi biraz, oğlumuzu Dominik'i biraz daha dövdü. Sonra Dominik'i dışarıya attı. O hakemi oyalarken Murphy Dominik'i dövecekti ama Dominik çok iyi karşıladı ve Murphy'yi duvarlara vurdu. Sonra Seth Rollins üzerine atlayacaktı. Ondan da kurtulmayı başardı. Babasına taklayacaktı ki Seth Rollins ayağından tuttu, izin vermedi. Ama ama Dominik bir çırpınışla taklamasını bildi. Ve şimdi Rey Mysterio tekrar sağlarda. Kah lan ayağa, kah. Kah. Bunu sen istedin oğlum. Artık dayağı yiyeceksin. Şimdi. Şu bir oğlum. Geliyorum. Geliyorum, hazır mısın? Şu da iki derken karnım patladı. Bunun da gücü hiç bitmiyor ya. Bak taklamaya gidiyor ya. Tamam gönder. Gönder. Gel lan buraya dede. Sen de buna güvenip bize mi saldırdın lan? Kahaya. Hadi şimdi git. Takla bakalım tekrar arkadaşına. Hadi. Gel. Gel. Ye bakalım şunu kafana. Şunu da ye oğlum. Ne oldu lan? Şimdi bekle beni Seth. Hadi kalk ayağa. Kalk ayağa dostum, seni istiyorum hadi. Hadi. Hazır mıyız? Anam. Popo kemiğim kırıldı. Kısa düştüm. Kısa düştüm. Geç lan şuraya. Kısa düştüm ya. Kalk lan ayağa, kalk. Kalk. Haydi bakalım. Ye şunu. İşte bu kadar. Şimdi tekrar kalkıyorsun ayağa. Gel bakayım şöyle. Of. Aa, boğazımı yırttı lan. Yavaş gel. Yavaş gel, bak takladılar bir de. Ne yapacaksınız lan iki kişi? Of, ne oluyoruz? Böyle arkadaşına vurdururlar. Gençler Dominik'e takladıktan sonra Dominik babasını tuttu.
Çok güzel bir hız verdi ve babası dışarıya doğru, Rey Mysterio dışarıya doğru Seth Rollins'i yapıştırdı gençler. Sonra Dominik tekrar ringe girdi. 619'u çekti Murphy'ye ve iplerin üzerine çıkıp finisher'ını da çektikten sonra saydırdı onu. 1, 2, 3 ve Rey Mysterio dedi ki ne kemerler kazandım ne maçlar kazandım ama bugünkü hissettiklerimi, oğlumla bu yaşadıklarım dünyanın en güzel isteği dedi. Ve gençler böylelikle Dominik ve Rey Mysterio baba oğul birlikte ilk maçlarını kazandılar. Görmüş olduğunuz gibi bütün görevleri ve maçımızı bitirdik. Çok tatlı bir hikayeydi, çok keyifli bir hikayeydi. Dominik Mysterio ve Rey Mysterio ile hikayemiz sona eriyor. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Bu işe başladığımda çok zorluklar yaşadım. Birinci günden bugünlere kadar çok büyük hayaller koydum ve bu işin içindeydim. Lukalara karşı dövüştüm, uçan adamlara karşı dövüştüm. Her zaman en iyisi olmaya çalıştım. En iyi teknikçilere dövüşü dövüştüm. Hall of Famer'lara karşı dövüştüm. Undertaker'lara karşı dövüştüm. Ve harbiden her şey çok tatlı ve çok güzeldi. Kemer kazandım. Tarihe geçtim. Dünyanın en iyi gelmiş geçmiş süperstarlarından biri oldum. Bütün dünyayı gezdim. En büyük etkinliklere katıldım. Ve her zaman kötü olanı iyiye çevirmeye çalıştım. Herkes yüzümü görmek istedi. Bazen kendimi dünyaya anlatamadım. Yüzümü de gösterdim. Ama WWE'de 30 yıl geçirdikten sonra halen aynı hisleri, aynı açlığı, aynı güzel şeyleri hissediyorum. İnsanlara halen aynı güzel şeyleri vermek istiyorum. Kemerler kazanmak istiyorum. En üst seviyede kalmak istiyorum. Artık yanımda biri daha var. Oğlum var. Oğlumla çok daha büyük işler yapmak istiyoruz. Oğlumla... Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Dominik de süpermiş ya. Oha, birlikte kemer bile kazanmışlar. Ben gelmiş geçmiş en büyük maskeliyim. Ve bu her zaman böyle kalacak. Diyor gençler. 619'larım tarihe geçti. Çok büyük dersler, çok büyük tarihler yazdım. Ringde her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok maç kazandım, çok maç kaybettim. Bir sürü rekorlar kırdım. Taraftarların sevgisini her zaman yanımda hissettim. Ve ailemle bu işin içinde olmak, her zaman burada olmak çok güzel bir his. Taraftarların sevenlerimiz sayesinde kendimi her zaman bir kral gibi hissettim. Dedi gençler ve böylelikle çok tatlı, çok güzel bir hikayenin sonuna geliyoruz gençler. 1997'den başladık ve en önemli, en güzel anlardan 2020'ye günümüze kadar geldik Rey Mysterio'nun kariyerinde gençler. Adamın kariyerinde resmen yeni bir sayfa açılmış, oğluyla birlikte tag team şampiyonluğunu falan kazanmışlar. Çok tatlı, çok güzel bir yolculuktu gençler. Herkes elveda Rey Mysterio yazsın ve son kez süper bir patlaması yapmayı unutmayınız gençler. Artık Royal Rumble'lar devam gelecek Fatih dayımızla ve Turco kariyer yakında geri dönecek gençler, pusuda olun. Buraya koyduğum ilk videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Pişşşş.